Ben yardım ihtiyacım yok diyorum ama yine de yardım etmek istiyorlar. Kömürüm alıyorum bak. Ekmeğe ihtiyacım yok yani. Paraya da ihtiyacım yok. Ne söyleyebilirim ki? Yani zor durumda olan kişilere yardım edin. Kaç çocuğunuz var? 5 tane çocuğum var, evet. Eşiniz nerede çalışıyor? Eşim şimdi yıkımcılarda çalışıyor, 80 milyona. Ben hurda topluyorum zaten. Öyle sağlıyor işte geçimimizi. Peki çöpte ne yapıyordunuz siz? Kağıt topluyorum, hurda topluyorum. Bazen tavuklarımız var bizim. Ekmek, yemek topluyorum, katıyorum oraya. Onlar da siz yiyorsunuz bunları diyorlar. Ama biz yemiyor. Yardıma ihtiyacım yok ki benim. Lütfen beni çekmeyin. Yardım istemiyorum dedim. Tamam dedi. Çekmiyoruz dedi. Gitmişler bir tarafa çekmişler. Hiç haberim yok. İki çocuğunuz engelli mi? Engelli iki tane çocuğum, evet. Onların tedavisi nasıl yapıyorsunuz? Onların özel eğitim geliyor, götürüyor onlara da. 3 aydan ayarlıyoruz zaten biz aylıklarını onların. O yüzden yani ihtiyacım yok diyorum ben size. Peki geldi yetkililer, görüştü, onlara ne söyleyeceksiniz? Geldiler sizin sorunlarınızla ilgilendiler. Allah razı olsun onlardan. Allah çocukların, torunların hepsini kendilerine bağışlasın. Allah yüzünü güldürsün, bu dünya öbür dünya. Evet, ailenin durumunu gördünüz, siz de yardım için geldiniz. Evet. Neler söyleyeceksiniz başkanım? Dün akşam internet haberde yayınlanan bir haberle ilgili şeyimiz oldu. Tabii ailemiz şu andaki 5 çocuklu bir aile. O tabii internet haberde düşen işte çöpten ekmek topluyor, ihtiyaç sahibi de tabii siz de geldiniz gördünüz. Aslında çöpten ekmek toplamıyor. Yani geçimi sağlamak, kocasına destek olmak için işte kağıt topluyor. Plastik bizim normal kağıt toplayan vatandaşlarımızdan bir tanesi. Ama tabii ailenin bulunduğu ortama, duruma baktığımız zaman desteklenmesi gereken bir aile. Özellikle çocuklarla birlikte bu tip annenin veya çocuklarla beraber çıkıp çöp toplaması tabii çocuklarla ilgili de psikolojisini etkiliyor, sıkıntılar çıkartıyor. Biz elimizden geldiği kadar neyse bu aileye sahip çıkacağız, destekleyeceğiz. Sadece bu değil, bunun gibi kim varsa onlara destekleyeceğiz. Aile Sosyal Politika'dan sağ olsun arkadaşlar geldiler. Gülhanım'a zaten kendisine gerekli şeyleri söyledik. İhtiyaçları neyse karşılamaya biz hazırız. Sizin duyarlılığınız için de teşekkür ediyorum ayrıca ben. En son haber.com